Selma kendi halinde yaşayan bir ev hanımıydı. Eşi vefat etmiş, iki çocuğuyla yaşam mücadelesi veren eşinin emekli aylığıyla geçinen sadık, namuslu bir anneydi. Her şey kaynının o gece eve gelip eski yengesinden para istemesiyle başladı. Çok büyük sıkıntıda olduğu, bazı illegal işler yapan adamlara borcu olduğunu, vermezlerse onu öldüreceklerini Selma'ya tek tek anlattı. Fakat kadın evinin kira olduğunu ve ancak aylıkla kıt kanaat geçindiklerini eski kaynına söylese de onu asla ikna edemedi. Kaynı ne yapıp edip ona 10.000 TL bulmasını yoksa kötü şeyler olacağını söyleyip evden ayrıldı. Selma vakit kaybetmeden hemen karakola gidip kaynının onu tehdit ettiğini ve para istediğini anlattı. Karakoldan elinde kanıt olup olmadığına dair sordular. Selma da sadece kendi aralarında konuştukları kanıt olmadığını söyledi. Polis yine de istersen bir dilekçe doldur ve şikayetini belirt dedi. Bu sefer kadın peki şikayet edince ona bu belge gidecek, o da tabii inkar edecek. Elinde de kanıt yok. Sonuç nasıl olur diye sorunca ifadesi alınıp serbest salınır. Sonuçta ortada bir suç yok, kanıt da yok. Bu yüzden uyarılır vesaire diye kadına açıklama yaptı polis. Kadın o zaman bu benim aleyhime olur. Neden şikayet ettin diye yapmadığını bırakmaz. Neyse ben biraz daha düşüneyim deyip karakoldan çıktı. Yolda dalgın dalgın yürürken kaynının bir arabaya koyup kaçırdığı, öldürüp Eskişehir'de bir tarlaya gömdüğü ve kadının kılığına girip nüfus cüzdanıyla 8 ay emekli maaşını çektiğini, çocuklarına da anneniz teyzeniz de kalıyor yalanıyla oyaladığını ve tüm bu olayların çözülmesini kız kardeşini merak eden ablasının araştırmasıyla ortaya çıktığını bildirdi. Siz olun, tehdit aldığınızda muhakkak karakola suç duyurusunda bulunun. Her ne olursa olsun bu size kötülük etmek isteyen insanın hızlıca bulunmasını sağlar ve size zarar vermesini önleyebilirsiniz. Daha fazla bilgiler için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayınız.